biraz koyu oldu sanki. Böyle renkli, iç açıcı bir takım mı sersek? Tabii, hemen değiştireyim. Çiçeklerle de uyumlu olsun. Gerçekten böyle daha güzel oldu. Kahvenizi yapayım mı? Şu an değil. Suna'nın ilaç vakti geldi. Ha, akşam yemeği? Menüyü mutfağa bırakmışsınız. Melike abla başladı bile. Ben de yardıma gidiyorum şimdi. Melike Hanım, Sunan'ın ilaçlarını alayım ben. Ah, yoğurt çorbası çekmişti canı dün gece. Öyle mi? Hemen yaparım. Dün gece kötüydü. Şimdi nasıl? Dün gece neredeyse hiç uyumadı. Ama şimdi toparladı. Daha iyi. Ben hemen çorbasını hazırlayayım. Nasılsın yine? İlacını getirdim. Bugün içmesem içince kendimi daha kötü hissediyorum. Canım, içme diyeceğim ama iyileşmek için içmen lazım. Doktorun kesin talimatı. Hadi ne olur kırma beni. Hadi. Abimle konuştun mu? Hı hı, konuştum. Ne zaman gelir? Birazdan gelir herhalde. Konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Abin gelince bu sefer mutlaka kabul edecek. Sen de olmasan ne yapardım? De herhalde. Ben bir bakayım. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Suna nasıl? İyi. Büyük bir kriz değildi zaten. Ama söyleyeyim, saatlerdir seni sayıklıyor. Geliyorum. Geliyorum canım, korkma, yetiştim. Korkma. Açın kapıyı, açın. İçeridesiniz biliyorum.
Reyhan abla çabuk gel ne olur. Aç şunu aç. Kendi malımla rezil oluyorum. Böyle bir şey yok ya. Ne yapıyorsunuz? İçeride çocuk var. İnsaflı olun biraz. Korkuttunuz kızı. Kiramı almaya geldim. Kiramı. Bir yere kaçtığımız yok. Ödeyeceğiz. E hadi öde o zaman. Narin işte. Gelsin ödeyeceğiz. Gelsin mi? Kira hale yok yani. En başta demiştim ben o işe yaramaz arkadaşına. Kirayı az alacağım ama gecikme kabul etmem diye. Nerede o? Çalışıyor dedim ya işte. Hep aynı terane. Neyse ne. Kiramı verin. Akşam ödeyeceğiz. Maaşını alacak bugün. Akşammış. Yok öyle ya ama. Ya şimdi verirsiniz ya da evimden defolup gidersiniz. Salih Bey dedim ya akşam geldiğinde... Malın mı var derdin mi var arkadaş? Akşam getirecekmiş. Kim ölmüş yalandan? Yalan mı? Tamam istemiyorum kira falan. Akşama kadar evimi boşaltın. Ne demek boşaltın, olur mu öyle şey? Bal gibi olur. Tapusun üzerinize yapmadım ya. Elinizde kontratınız mı var? Salih Bey bakın. Akşama kadar vaktiniz var. Ya evi boşaltırsınız ya da ben sizi nasıl çıkaracağımı iyi bilirim. Erhan abla. Geçti canım. Geçti kolum. Kahve yaptırayım mı? Hiç gerek yok. Çıkacağım birazdan. Tamam o zaman. Ben sizi abi kardeş yalnız bırakayım. Konuşacağınız şeyler vardır. Öyle mi devam edecek abi? 3 ay oldu. Dön artık lütfen. Bunu daha önce de konuştuk Suna. Hatta anlaşmıştık. Değil mi? Hadi Suna. Sana olan güvenimi boşa çıkarma. Hadi. Abini ikna et. Cemre Hanım. Emir Bey kalacak mı bu sefer? Hikmet Bey'le barışsalar aslında. Akşam yemeği hazır mı? Sadece salatayla ara sıcaklar kaldı. Yemek takımları? Sevdiğiniz takımı çıkarttım. Abicim. Lütfen. Ne olur dön sen. Sen yokken o kadar yalnızım ki. Cemre'de olmasa aklımı kaçırırdım. Yalvarırım dön lütfen. Suna. Bak niyetim seni üzmek değil. O gece... Unut artık o geceyi. O gece ben de en az senin kadar darbeydim. Hatta senden bile çok. Annem gitti. Abim gitti benim. O hala burada. Evet burada. Babam yanımda. Ama anla sana. Ben de en az senin kadar affedemiyorum onu. Suna. Bunca sır, bütün bu olanlar, şu halimiz. Onun suçu değil mi? Ben abime kendi evinde kalması için yalvarıyorum. Kimin yüzünden? Babamın. Abi.
Yalvarıyorum canım. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum. Sen dönersen biraz olsun atlayabilirim. Artık yapamıyorum. Olmuyor. Bir başıma olmuyor. Yalvarıyorum ben. Ne olur. Yapma böyle Suna. Hadi. Hadi ama lütfen. Yalvarıyorum da. Pekala. Sakin ol, tamam mı? Ağlama artık. Dönecek misin yani? Söz mü? Ne zaman abi? Bu akşam gelsem. Peki tamam. Bu akşam. Aferin sana, aferin. Gidiyor musun? Melike Hanım senin sevdiğin yemeklerden hazırladı. Ya ye öyle gidersin. Akşam geleceğim. Akşam. Tamam. Suna neden kötüleşti? Bir şey mi oldu? Dolapta Reyhan'ın florunu görünce birden deliye döndüm. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Bir görsen nasıl çıldırdı ama. Elim ayağım dolandı. Neyse ki çabuk toparlandı. Ya artık olanları onu unuttu diye düşünmüştüm ama ya Reyhan'ın ismini duyduğu an zorlanıyor. Yavaş yavaş daha iyi olacak, merak etme. Hem farkındaysan bir ay öncesinden çok daha iyi. Sağ ol Cemre. Suna'ya destek olduğun için. Emirciğim, teşekküre gerek yok. Suna sadece senin kardeşin değil, benim de kardeşim. Odanı hazırlatıyorum o zaman.
Ben ölüyorum. Ve ölmek üzere olan dayısının son dileğini yerine getirebilmek için Reyhan seninle evlendi. Ölmek üzere olan bu adamın son dileğini yerine getirebilmek için. Çünkü bana bir yemin verdi Reyhan. Sana ettirdiğim yemini şu an Allah'ın huzurunda bozuyorum. Artık ortada bir yemin yok. İstiyorsan bu evliliği bitirmekte özgürsün. Karar senin kızım. Otur şuraya. Buz getireceğim. Buza falan gerek yok. Yatacağım ben. Hiçbir yere gitmiyorsun. Oturup konuşacağız. Sabah konuşsak.
Hayır. Şimdi konuşacağız. Amca. O adamlara niye kavga ettiğini hala anlatmadım bile. Kavga falan etmedim ben. Canın dayak yemek istedi o zaman. Karakolda ilk aradıklarında kaza yaptığını zannettim. Kendini düşünmediğin gibi bizi de düşünmüyorsun. Biraz abartmıyor musun? Yediğin dayak senin aklını başına getirmemiş hala. Amca biraz rahat olsan. Kasmasan he. Bak buradayım, bir sorun yok. Rahat olayım öyle mi? Sorun yok. Her şey çok normal diyorsun. Sorun nerede biliyor musun? Sorun burada. Sorun hala burada olanda. Kendini dövdürterek Reyhan'ı unutabileceğini mi zannediyorsun? Okula gitmedim diyor öğretmenlerim, kızar mı bana? Zeynep, konuştum ya müdür beyle. İzah ettim durumu. Sıkıntı yok, sıkma canını artık. Reyhan abla, enine ne oldu? Bıçak kesti lokantada, bulaşık yıkarken, önemli değil. Ev sahibi, akşam gelirim demişti. Düşünme sen bunları, halledeceğiz bir şekilde. Kapıyı o kadar kötü yumrukladı ki, kıracak sandım. Emre abi olsa... İzin vermezdi kapıyı yumruklamasına. Ben yemekleri getireyim. Sakin ol. Korkma, tamam mı? Korkma, bir şey olmayacak. Otur. Otur, bekle beni burada. Ama... Zeynep, otur bekle dedim. Narin? Ne oldu? Başıma mı vuracaktın oklavayı? Nasılsın canım? Hediye aldım size. Hediye mi? Evet. O ne? On sonra göstereceğim. Meraklı kuşlar sizi. Zeynep'imiz de liseli oluyor artık. O zor okulda kazandın ya, bravo sana prenses. Bunu kutlamayacağız da neyi kutlayacağız? Bu senin için canım arkadaşım. Bu da senin için. Üfleyin hadi. Ben neden üfledim? Meraklı kursun işte. Al, kendin bak. Nari. Ya aynen öyle. Ne olduğunu bana söylemeyecek misiniz? Reyhan ablan da akıllı artık, senin gibi. Kazandın mı yani? Kazandı ya. Sen liseli, o üniversiteli artık. Akıllı benim arkadaşım, akıllı. Nari. Ama öyle değil mi? Yani ben inanamıyorum hala. Bir de sınava girmem diyordun. Susacak mısın? Kendine gel Emir, yeter artık, topla kendini. İşleri boşladın, şirkete gelmiyorsun. Deli mayın gibi geziyorsun ortalıklarda. Hayatın tehlikeye atıp katıldığın yarışları saymıyorum bile. Reyhan hayatından çıktığından beri... Kaç kere daha söyleyeceğim? Ben böyle gayet mutluyum amca. Düşünme beni artık, tamam mı? Düşünmeyeyim öyle mi? Oturup yavaş yavaş kendini bitirmeni seyredeyim o zaman. Yine abartıyorsun. Ha bu arada... Onun adını anma bir daha, olur mu? En azından benim yanımda. En azından. Neden?
hala aklından çıkartamadığın için. Yok öyle bir şey, yok. Daha kaç kere söyleyeceğim. Bak, ondan nefret ediyorum. Onun adını bile duymaya katlanamıyorum. Hepsi bu. Anladın mı? Büyük konuşuyorsun. Çekip gittiği gün her şey bitti. Benden onca sır saklayan, sadece yemin verdiği için yanımda duran birine karşı ne hissedebilirim sence ha? Büyük konuşuyorsun ve kendini kandırıyorsun. Bitti diyorum, bitti. Neden anlamıyorsun? Bitti. Benim için o defter sonsuza kadar kapandı. Bir daha onu ölene kadar affetmeyeceğim. Asla. Öyle mi? Al o zaman. Ne bu şimdi? Adresi. Bugün öğrendim. Hayatının sonuna kadar adını anmak istemediğin kişinin. Reyhan'ın. Söylediklerine inanmamı istiyorsan karşısına geçer, gözünün içine bakarak onu affetmeyeceğini söylersin. Tabii bunu yapacak cesaretin varsa. Ya kapıya dayanmak ne demek ya? Parmak kadar kıza mı dayılanıyor? Nari, sakin olur musun? Ya iyi de böyle kira mı istenir? Bak, başını belaya sokmayacaksın, tamam mı? Hatırım için lütfen, yoksa sınır dışı edilirsin biliyorsun. İyi de al sana, bela peşimi bırakmıyor ki. Ben nereye, o peşimde. Narin, bak sakın yanlış bir şey yapmayacaksın hatırım için lütfen. Tamam. Hop hop, nereye? Çekil, çekil. Oo, maşallah. Sofrayı da kurmuşsunuz. Ben size akşama kadar evi bir boşaltın demedim mi? Ne? Ya bir saniye, bir saniye. Boşaltın bütün eşyaları, atın dışarı. Ya nereye boşaltıyorsunuz? Yanına ödeyeceğiz işte kiranızı. Geç o fasılları. Ben kira falan istemiyorum. Evimi istiyorum. Acele edin. Narin, yapma. Suna. Hayır, amcamdayım. Hı-hı. Bu akşam gelemeyeceğim. İşim var. Halletmem gereken bir mesele diyelim. Tamam, söz verdim ya. Ben yine ararım seni. Yavaş biraz ya. Her şeyi kırdınız, döktünüz.
Ne biçim insansın sen ya? Hiç mi vicdan yok sende? Salih Bey, en azından bir gün müsaade etseydiniz de başka bir ev bulsaydık. Ben size yapacağım iyiliği yaptım. Daha ne istiyorsunuz? Ne iyiliği yaptım be? Bedava mı oturuyoruz evinde? Bir gün bekleyeceksin ya. Tek bir gün. Narin tamam. Ne tamamı ya? Ne tamamı? Yarın ödeyeceğiz işte kirasını. Bitmedi mi daha? Bitti abi. Yarın sabah bahçede görmeyeyim sizi. Allah seni bildiği gibi yapsın. İnsafsız, vicdansız. Şu hale bak ya. Resmen sokakta kaldık. Zeynep, ne arıyorsun canım? Çantam yok. Defterlerim, kitaplarım hepsi onun içindeydi. Allah Allah. İçeride mi kaldı acaba? Yok. Ne yapacağız şimdi? Nari? Al canım. Teşekkür ederim. Kilit için mi koydun o parayı? Gülene bak. Ben koymazsam sen yarın kilit alıp basarsın oraya. Üşüyor musun? Esiyor değil mi? Dur Zeynep'ciğim, şu çantada hırka olacaktı. İçeri mi girsek? Kilidi kırdık zaten. Kilidi kırdık ama bu ev artık bize ait değil. Giremeyiz. Söylediklerine inanmamı istiyorsan karşısına geçer, gözünün içine bakarak onu affetmeyeceğini söylersin. Tabii bunu yapacak cesaretin varsa.
Zor mu söylemek zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Gitme, ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Dayımın söylediği her şey doğru. Seninle dayım istediği için, yemin ettiğim için evlendim. Ama sonra eğer o gece yaşanmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış. Ben her şeye katlanabilirdim. Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek zor mu? Ama o gece gördüklerim. Ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin. Ben bu kadarını kaldıramam. Senden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne.